Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala rasulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşler, ustazlar, bugün sizler bilen inşallah Rabbil alemin nöbetteki sohbetimizden başlayımız. Bugün İslam tarihi doğrusu gaplaşamız. İslam tarihinden bugünge kadar İslam'ın esaslarına bugün ulamaların hizmetleri doğrusudur. İnşallah. Aldığınız sohbetlerimizin devamı inşallah Rabbil Alemin. Her bir mavzu, her bir İdeologiyanı davomiy bo'lishligida usul asos hisoblanadi. Usul deganda biz metodologiyani tushunamiz. Metod, metodologiya. İslam dini qaysi metod asosida, nima asosida bizga qadar sog'lom holda yetib keldi. Shu to'g'risida Alloh nasib qilsa asos gaplashamiz. Inshaalloh. İslam'ın manbai nima? Aslan Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet İslam'ın manbayı hisoblanadi. Kur'an ve sünnet İslam'ın manbayı ekanligida Kur'an'ın özüde hem hadis-i şeriflerde hem ta'kidlangan haberler var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi ki: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma atakumur rasulu fehuduhu ve ma nahakum anhu fantahu." Rasul sizlerge nimeni keltirse, olinglar, Rasul sizlerden nimeni kaytarsa, to'xtanglar, degan Allah Teala. Başka bir ayette, İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye akvam, degan. Elbette bu Kur'an, en doğru, en küçülü, en sabit yolga hidayet kıladı, degan. Şu cahiden saval tuğuladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam nimeni alıp gelgen bosa alinler deyipti Allah Ta'ala. Umumi manada. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala en küçülü hidayet menbeyi deyipti. Şunda hadislerinin hemmesini tohtamasından alıp gete uğramız mı? Bitti hem kaldırmasından. Toğru kegen hadisini alıp bunge amel kete uğramız mı? Şu manan çünemiz mi? Kur'an'ın ayetine karasayız, uşa manan kim çıkıyordu? Nimeni alıp gelgen bosalar alin. İmam Malik Rahimahullah'tan rivayet var. O kişi dediler ki, Kullun yu'khadu kavluhu ev yutrak deydiler. Her kimni kavlu, sgepi alına uğra diyem, taşlana uğra diyem. İlla sahibi hadel kabr deydiler. Fakat bana bu kabrını egesi, gep fakat olmadı deydiler. Bu geplerini köp işitkenmiz. Ve o şey Kur'an ve sünnetke Kur'an ve sünnetke İslam ümmeti doğrudan doğru müracaat kılıçlik metodu, metodologiyası hazırım uşa küçüde, uşa umumi manada mı? Hazırım biz Kur'an'ı açıvalıp, Kur'an'a karab, şu hidayet en doğru yol, bana şu hadis en doğru, bizge menbe degen doğru gapke umumi amel kılavarız mı? Dese ulamalar bil ittifak yok deyişeler. Qanday bo'ladi ki, agar biz hozir hadislarni oladigan bo'lsak, ba'zilari nosih bo'ladi, ba'zilari mansuh bo'ladi. Qur'oni Karimning oyatlarini oladigan bo'lsak, ba'zilari muhkam bo'ladi, ba'zisi mutashobih bo'ladi. Bu masalalarga masalani ichiga kirarkan siz ishning jiddiyatini o'ylaysiz. Masalani ichiga kirmagan odam, zohirdan, tashqaridan qaragan odam to'g'ri gapiryapti deydi. Kur'an'dan sünnetten anaman de yaptı deydi. Bulanı yapı doğru da hadisini doğru keltiri yaptı, Kur'an'ı doğru keltiri yaptı deydi. Ve aldanışı mümkün bulgen tuzaklardan birige düşerdi. Abdullah ibn Vahab Rahimahullah İmam Malik'ini sahipleri der. Şu şey dediler. Ben deydiler hadis yığış hadis toplaş boyunca cüde kattık iştihat kıldım dediler. Hadis toplayıp şu dereceye yettim ki ahırı bir noktadan keyin başım aylanıp kaldı dediler. Hadisini yığıp hadislerini
o'zlari da jamlaganlar. Falonchidan rivoyat qilingan pistonchidan sanatlarini o'rganib, ha bu hadis. Ha bu ham hadis. Ha bu ham hadis. To'playverdilar, to'playverdilar. Oxiri qarasalar hadis ko'payib ketganidan hayron qoldim dedilar. Qaysinga amal qilsa bo'ladi endi buni? Bittasida qil bor, bittasida qilma bor. Bittasida umumiy gap bor, bittasida mutlaq muqayyat bor. Bittasida xos bor. Hayron qoldim. Endi halokatga uchrash arafasiga keldim dedilar. Halokatni yoqasiga kelib qoldim dedilar. Nima qilishni bilmay qoldim. Shunda meni qutqargan Molik bilan Lays bo'ldi deganlar. İmam Molik ham muhaddislar. İmam Molikning muhaddisliklarida ixtilof yo'q. Ham faqihlar. Faqih hadisga qanday uslub bilan amal qilishlikni zavobitlarini, qoidalarini ishlab chiqqan odam İmam Molik. Mujtahidlardan. Va bular menga ko'rsatdi. Mana bu hadisga amal qilasan, bunisiga qilmaysan, bunga qilasan, bunisiga qilmaysan deb ko'rsatib berdi deganlar. Va men shu bilan qutuldim deganlar. Sufyon ibn Uyaynadan rivoyat bor. Bular katta zotlar, salafni imomlari, salaf ya'ni islom ummatining imomlari bo'lgan salaf hisoblanadi. Sufyon ibn Uyayna aytadilarki, al hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis adashtirib yuboradi odamlarni. Hadis odamlarni adashtirib yuboradi umumiy ma'noda. Illa fuqaholar adashmasligi mumkin. Hadisni o'qib, hadisga to'g'ridan-to'g'ri amal qilaman degan odamni ma'lum bir shartlarsiz imkoniyati yo'q. İmkoniyati yo'q. Qur'oni Karimni o'zida mana shu fuqaholarning shu zavobit bilan qoidalardan bittasi bu ham gaplarini quvvatlaydigan oyati karimada ishora bor. Alloh taolay aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina fi qulubihim maradun فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا İman keltirganlardan keyingisi emasmi? مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ مَثَلًا بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Allah Teala ba'udani, ba'uda nimaydi? Pasha edi. Bir pashani misolini misol keltirishlikdan yoki undan yuqoridagi narsani yoki undan past narsani misol keltirishlikdan nima qilmaydi? Hayo qilmaydi. Innalloha la yastahi ay yadrima masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Ha? Bir pashaning misolini Qur'onda keltirishlikdan hayo qilmaydi. Qalbida ya'ni iymon keltirganlar buni Allohdan deydi. Allah'ını keltirgan deydi. Allah Teala bu bilen, bu ayet bilen, mana şu misal bilen, Kur'an'ın şu temsili bilen, yudillu bihi kethira. Juda ko'p adamla adashtirib tashlaydi. Ayet bilen, ayetli misali bilen. Menga ayet kifaya, Kur'an kifaya, hadis kifaya degen gap ne kadar cazibeli tashqaridan. Lekin içkariga kirib ko'rsangiz, ayet bilen ham adam adashishi mumkin. Bu tecrübede var, mevcut hayatta ko'ringan narsa. İslam ümmetinden ajrab çıkan ilk ahli bid'atning adashganligiga sabab bo'lgan oyat hisoblanadi. Ahli bid'atning ilk sınıfı havariciler. Ali radıyallahu anhu'ga karşı kılıç ko'targan adamlar. Ali radıyallahu anhu'nu kafir deb e'lon qilgan adamlar. E'lon qilgan adamlar. Oxir oqibat shu da'volarni orqasidan borib Ali'ni radhiyallohu anhu hayotlariga suyuqas qilgan odamlar. Shular nimaga suyandi? Qur'onga suyandi. Qur'oni Karimni oyatlariga suyandi. Qur'oni Karimdagi oyatni dalil qilishdi. Va nima deyishdi? Ali'ni kofir deyishdi. Nabiy alayhi salatu vasallamdan Ali radhiyallohu anhu ga qarata aytgan gaplari bor. Dünyada en bedbah adam. İkide de geldiler.
En bedbah adam dünyada ikide. Bittesi akirun naqa. Salih aleyhissalatu vesselam'ın tüyelerini soygan adam. Birincisi en bedbah adam. İkincisi seni katıl kıyan adam deyenler. Aleyke kare. Seni katıl kıyan adam en bedbah adam. Hazreti Ali'ni katıl kıyan adam kim? Abdurrahman ibn Muljim. Yok ki Muljam. Abdurrahman ibn Muljam. Kârı bugün adam. Ali radıyallahu anhu'yı kılıç urarken ağzı da ayet bilen urgan adam. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Bana şu ayetini okuma urgan. Bu ayet geçe ta Hazreti Ali'ni kafir deyip ilan kıyken de ayet okuyken fakat اِنِّ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ degen. اِنِّ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ degen. Dünyadan yüz okurken goya adamlarını kızdı. Kur'an'a amel kılıyapman da böyle gel. Ve netice ne oldu? Dünyada en bedbah adam Peygamber aleyhisselam aldığından agahlantırken adam buldu. Kur'an'ı delil kıyken adam. Şunun için umumi manada hani ki suni yüzüdeki köpükke karab bir narsalar deb o'ylaysiz de ushlagan paytingizda yoriladi ko'pik hech narsa emas bo'ladi ichida havo xolos uni tagida suvni ostida ko'p narsa borligini ichiga kirsangiz bilasiz Qur'oni Karim hadisi shariflar har kimning ham imkoniyat doirasida qo'ldan kelgancha amal qilib ketaveradigan manba hisoblanmaydi qachon u manba hisoblanadi as'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun Agar bilmasanglar biladiganlardan so'ranglar degan oyatni ma'nosiga ko'ra bo'ladi. Qur'oni Karim hadisi shariflar Nabi sallallohu alayhi va sallam hayotlik davrlarida amal qilish masalasida sahobalarga problema muammo tug'dirmagan. Tug'dirmagan muammo tug'ilsa to'g'ri bo'lib Rasulullohdan so'rashardi, yechim bo'lardi, unga amal qilishardi. To'g'rimi? Yechim bo'lardi. Peygamber aleyhisselam dünyadan ötkenleri de başlandı. Çünkü asıl merci, asıl masum zat yok indi. O kişinin kollab, kuvvetlab, turuçu Cibril aleyhisselatu vesselam indi adamlarga kemiydiler. Vahiy yok, toktadı. Endi nima bo'ladi? Endi İslam ümmetini dinge amel kılıçlık meselesi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan mirasını kabul kılıp olgan ulamalar zimmesine yüklendi. Peygamber aleyhisselam dünyadan ötken zahatları çıkan en katta ihtilaf siyasi bugün. Birinci ihtilaf siyasiydi. Çünkü halifeni sayılaş meselesinde ne oldu? Her kim özünün namzadını koydu, unusu onu, bunusu bunu namzadını koydu. Hatta kollar kılıçka yapışar derecede geldi. Doğru mu? Ahire Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu el-hilafeti min Kureyş dediler. Bir kançı namzatlar çıkıp gitti. Hazreti Umar radıyallahu anhu özümde namzatımı dediler. Ebu Bekir'e veremem dediler. Bu bilen iş bitti. Üç gün içinde hilafat seylendi. Siyasi mesele, ihtilaf basıldı. Bu mesele kan tökülüş ihtimali vardı. Doğru mu? Kan tökülüş arapası değildi. Hilafat seylendi, toktadı. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'u özlerini davurlarda hilafatı utkazdılar. Kiyin, özlerden kiyinge kim mi? Umar radıyallahu anh'u'nu tayinlediler. Hazreti Umar Cüdekat'ta fatıklarını kıldılar. Siyasatını kattı uçladılar. Siyasi mesele hafli gidi. Siyasi mesele, siyasi mesele. O bazı menfaatlerini insan içinde birikip, taşkarıda adalet dava kılıp işle varadigenlerse. Siyasatta kattık durdular. Kim gırrın dese başı vurdular. Dinden yapırken adamlarını eğer dinge münasip adam bulmasa cezaladılar. Ceza şart koydular. Adamlar korkup siyasattan, kattık siyasattan. Cim kütüb otur işte. Lekin gımır gımır bağırdı. Gımır gımır bağırdı yani adamların içinde vısır vısır gımır gımır bağırdı. Hazreti Umar'a nispeten adamlar o şey Ebu Lu'lu'anı gicgicilep ahire maksatlarına erişti. O kişi niye ne kılındı? Katıl kılındı. İslam tarihi de siyasi meydanına karasayız korkup bitasız. Hadır geçeyem. Hadıram kafli. Hazreti Umar katıl kılındı. Hazreti Osman katıl kılındı. Hazreti Ali katıl kılındı.
Hazreti Hasan katıl kılındı. Hazreti Hüseyin katıl kılındı. Hazır geçe katıl kılıngan siyasi meydanda en tanıklı adamlar sonsuz sanaksız. Sonsuz sanaksız. Siyasi meselenin öte cirkenç ekerliğinin misali şu. Meydanya karayın, suikast kılıngarlarının değerli parçası itibarlı ulema bulsayam siyaset atrafı da katıl kılındı. Lekin oşa katıllar akıbetide fitneler akıbetide İslam dini yok bulup ketkeni yok. İslam dini hadiram en navkuran din, hadiram en cazibelik din, hadiram hemmenin kıblesi bugün din. Hemme yüzlerini yaptı şu dinge. Ne mege? Ne mege sebepten? Uruş dini, katıllar dini, katıl dini, terror dini, her kıl gepleri. Toxtamay axborot vositalari ichida dünyada en ko'p tanqid qilinayotgan din İslam dini. Dünyada en ko'p haqorat qilinayotgan zot Muhammad aleyhisselam. Hozir. Biz musulmonlar ichida yuribmiz-da, alhamdulillahi robbil alamin, bizuncha bu narsalardan xabarimiz yo'q. Sal İslamdan tashqaridagi odamlarning ahvoliga, siyosiy odamlarning manevrlariga qarasangiz, en ko'p haqorat qilinayotgan İslam. Katıllar dini kılıp kursatılıyorken İslam. İslam'ın katıllar dini ikerliğini ne fakat ular, yani dava kılışı yaptı. Belki bunu suni ravişte uyuşturuşu yaptı. Suni ravişte uyuşturuşu yaptı. Yeryüzünde 80 terror teşkilatı var. 1, 2, 3, 80. Hemmesinin maliyesi arkası da Avrupa. İslam düşmanları. İslam namı bile hareket kıladı. İslam namı bilen hareket kıladı. Cihad deydi, mücahid deydi, hicret deydi, din deydi, İslam deydi, hilafat deydi. Pul, kural arkasında düşman tamamından verildi. Bu meydange ahbari tarzda mene sizlerge İslam dininin ahvalı deyip kursatılardı. Hazır gece. Demek ki İslam yok bulup gitme yaptı. Demek ki yok kılıç alma yaptı. Demek ki yine İslam'ın aslı zerre kadar kirlenmeyen halde turptu. Ne geldiyse bitti içim ulemalarının hizmeti. Her kanday siyasi ihtilaf, her kanday cencel topalandan kat'i nezer ulemalar samimi şekilde dinlerine kılgen hizmetleri bu ümmetki birgen en katta beyqiyas nimetleri buldu. Kur'an-ı Kerim inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz bu zikirini özümüz nazır kıldık. Özümüz muhafaza kalemiz degendegi ayetnin hayattegi aksi korunuşu ulamaların hizmeti buldu. Buna hemme ittifak kıladı. Bugün şu yığılıp durgen meleke aşırış için yığılıyetken adamlar bugünkü zamanımızını uşa Kur'an ayetine amel kılışı kirgen bugün cemaası. Kirek bulgen cemaası. Meyli bugün zamanımızda yereşe. Bizden hazır İmam Buhari'nin seviyeleri talep kılınmaydı. Mümkün emmez. İmam Abu Hanife'nin seviyeleri talep kılınmaydı. Mümkün emmez. Mümkün emmez o. Akide'de İmam Maturidi'nin seviyesi talep kılınmaydı. O mümkün emmez. Lekin uşa İmam Buhari'nin hadiski kıyan hizmetleri. Uşa Abu Hanife'nin fikhga ijtihodga qilgan xizmatlari, o'sha maturidiylarning aqidaga qilgan xizmatlarini bugun yana qayta jonlantirish bizdan talab qilinadi. Agar buni qilmasak, Alloh taolo bizni ketkazadi, o'rnimizga boshqa odamlarni keltiradi. Har qanday siyosatga o'ynayman degan odam dunyoda ham yutqazadi. Yutqazadi. Dinga xizmat qilish dindor odamlarni, diniy ulamolarning vazifasi, boshqa odam vazifasi yo'q. Boshqa odam qilmaydi u xizmatni. Kılsa büzedi. Nimege büzdü? Nimege bizde en katta yutkuzuklardan biri dini meselelerge koyulgen senzura buldu. Cihadını yapırma, hicretini yapırma, onu yapırma, bunu yapırma. Kimsen sen hemen şu siyasatını öyle yapma. Dinli kim öyleydi? Ben yapırmasam, siz yapırmasayız, halka dinin aslını kim düşündürer? Nime buldu akıbı? Kur'an'ı okuşu bilmeydiğin adam halife ornataman deyip çıktı meydana. Kur'an'ı doğru okuya almaydiğin adam koluyla kural alıp cihat kılıyıp ben dedi. Ne mi oldu? İslam'a yamanatlık kılındı. Yani İslam aslında bunlardan
korkmaydı. İslam'ın aslen ulamalar hizmet kılıp çıkarırdı yani. Lakin kadimden bugünge kadar fitneler tükeni yok. İmam Ahmet Musnetleri de Huzeyfetül Yamani'nin hikayelerini keltirediler. Bu rivayet Abu Hureyre'den rivayet. Huzeyfetül Yamani radıyallahu anhu bar mecliste Hazreti Umar etkiler. Fitneler hakkında Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kim hadis yadla gendi degende Huzeyfe etkiler ki ben bilemem degende. Ayet degeler adı Mumin'nin ailesi de farzlandı da onge nisbeten fitneler var. Fitne imtihan manası da. Degende bunu soramayıp ben degende. Mavç urup gele degen fitneler. Mavç urup. Dengizini suvu dek. Yani ki portuna bolup gele degen. Fitneler degen de. Ondan hatırcam bulayım. Siz bilen onu ortası da ve bunu muğlak degenler. Yapak eşik var. Sizge tasarı yok degenler. Keyin eşik açıladı mı, sindirladı mı degen de sindirladı degenler. Onday bulsa kıyamet keçi yapılmaydı degen. Hazreti Umar. Oşa fitneler kıyamet keçi yapılmasligi sabit. Yapılmaydı. Fitne tügemeydi. Biz fitneni tügetiş işige beyhude urunamız. Kereymez o. Bizi vazifemiz ne? Fitne kemesten oldun, fitneden halkımızı agahlantırış. Fitne kelmesten oldun, fitneden halkını, milletini, ümmetini agahlantırış. Ulamalar fitne hali kelmesten fitneni biledi. Cahiller fitne kelip kitkenden keyin fitneni biledi. Farkı şu. Fitne keledi, hamiyonu vayran kıladı, rasva kıladı, kitkenden keyin. Ya bu fitneyken ki deydi cahil. Alimler hali kemesten oldun eğitirdi, bu fitne deydi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu eşik idi. O kişi sindirildi. Ve ondan ki Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya üyeleri geçe bastırıp barıştı. Müslümanlar bastırıp barıştı, kamal kılıçtı. Yavmuddar hadisesi var. Havlu hadisesi. Bastırıp kamal kılıçıp o kişinin yemdime kalındı, katıl kalındı. Siyasi meseleye karasanız başka tüzümlerinin sistemisi şuna kadar. Siyaset. İnkırazgı uçurası, inkırazgı uçuragen davrudan keyin uzakka var mıydı? İnkırazgı uçuragen deyken uzakka var mıydı? Hadır Rim İmperiyası var mı meydanda? Yok. İnkırazgı uçuragen deyken, İslam ularını sindirgen deyken yeryüzünde fakat tarihi nam kaldı. Yok, imperiye yok. Moğullar. İnkırazgı uçuragen deyken yok. Moğol yok. Moğullarını uşa sistemi, Çingiz Han sistemi koyanı yok. Özümüzde en yakın sistemi. SSR. SSR inkırazge, yani kulminatsiyaga çıkkunga kadar 80 yıl ketti. 70 yıl. 70. yılda bir madde arkaga yürüdü, yok olup ketti. Yok olup ketti. Yok, SSR yok hazır. Bu siyasetinin altın kaidesi. Lekin İslam'ın ilahi din ekenliğinin mucizesi şundaki İslam dini 40 yılge kadar kulminatsiyaga çıkkan. 40 yıl. Keyin 40 yıldan keyin nima bo'lgan? Çöküş bo'lgan. Hozirgacha çöküş bor siyasi tomondan. Lekin İslam haligacha turibdi. İslam haligacha ideologiyasi turibdi. SSR yok, Mo'g'ul yok, Rim imperiyasi yok, boshqa forsni imperiyalari yok. İslam İnkırazga uçuragen bilen haliyem turibdi. Nima geldiyse ana ayn mana shu İslam'ın ilahi din ekanligi. Allah'ın va'dasini yeryüzüdeki yani inkası, korunuşu ekanligi dalil. Ve bunda ulamalarının hizmeti bir kıyas. Kur'an-ı Kerim'nin muhafazası qorilarning hizmeti bilen kefaletlendi. Qorilarning hizmeti bir kıyas. Bizde nima? Fikhi cihattan. Ümmetinin içi de qori bo'lishligi nima? Farz, kifoya. Doğru mu? Bir cemaat qori bo'lsa, şu cemaat gelecek avlatga Kur'an'ını o'rgatsa, şu cemaat bütün ümmetini günahdan himoya qiladi. Kur'an'ını yodlab keyinga o'tkazyapti. Qorilarni Kur'an'ı
O kitaptaki, mushaftaki Kur'an emas. Kalbidagi o'zi yod olgan Qur'oni. To'g'rimi? İçimizde qorilar ko'p. Biz Kur'an'ı ustozdan olganmiz. Ustozdan olib shogirdga o'zimiz beramiz. Al kitap mana Kur'an'ı yodlab olaver demeydi hiç kim. İslam ümmetinin hiç bittesi özü Kur'an'ı kitaptan yodlab olgan adamını qori demeydi. Var mı? Qori dese bo'ladi. Kur'an'ı açtı Arap dilini o'rgandi yodlab oldi o'zi. Qori bo'ladimi shu? Mukri bo'la olaydimi keyingi adamlarga Kur'an'ı o'qita olaydimi? O'qita olmaydi. İcazeti yok unga. U qoridan o'tkazish kerak. Doğru mu? Bu altın kaide bu. Huddu şu kaide hadiste yan var. Hadisini kitaptan alıp, özü oku alıp, özü hulasa çıkarsa o muhaddis bu muydu? Muhaddis bula mıydı? Bu adamların başına bela keltiredi. Çünkü hadisinin üslubiyeti var. Özüden aldığı ulemalardan onu alış gerek. Kim karşısına biredi? Kur'an ve sünnetten kep çıkadigan fahim var. Kur'an ve sünnetten kep çıkadigan fahim. Peygamber aleyhisselam davrlarında muamma yok idi. Resulullah dünyadan ötkenden ikinci muammalar başlandı. Uşa muammalarının himayesi sahabeler içi de 100 ya ki 150'ye yakın. Fikhge, ilimge, iştihatge, acrat çıkan ulemalarına zimmesi yüklendi. Ular kiyinge avlatge bunu yetkazıştı. Yani fikh ne? Muhaddisler hadislerini yetkazdı, bunlar fikhini yetkazdı. Keyingi ümmet özlerige müştehidi mutlaklarını saylab aldı. Müştehitlik. Nimaga kerak edi? Müştehitlik nima o'zi? İctihodning mertebeleri nima? Kerak mi? Hozir ham ictihod qilsak bo'ladi mi? Ulamolar aytadi. Kitobning nomi. Abdulhay Laknaviyni An-Nafi'ul Kabir Liman yutali'u cami'u sagir degen kitabı var. Mukaddime bu. Cami'u sagirge mukaddime. Yani uşa cami'u sagirge yazgen kitabını mukaddimesi de iştihatının şartları, iştihatının mertebelerini getirgen o kişi. Başka kitaplar diyen var da bu cüdeyen faydalı malumatlarını belgen. Müştehitlerinin mertebeleri var. Müştehit birinci kim? Müştehit mutlak. Müştehit mutlakının vazifesi ne demek ibaret? Ne kadar? Müştehit mutlakının işi ne demek? Neyse hiç kimge taklit kımazdan Kur'an ve sünnetten doğrudan doğru kaide işlep çıkıp zavabıtlar ortaya koyup şunu üstüge hüküm fatva veriş. Bu işini müştehidi mutlaklar zimmesi gagen. Ne kadarken? Kur'an ve sünnetten doğrudan doğru aladigan odam. Hiç kimge taklit kimiydi. Ve bu şunge layakatli buluşluğu için ondan şartlar talep kılınadı. İmam Şafii degen kitapları da bana şu şartlarını zikir kılın. Etkiler ki, müştehidi mutlak Kur'an-ı Kerim'ni biliş gerek. Kur'an-ı Kerim'ni ön turhlu kıraatı var. Ontası meşhur, doğru mu? Bilemez. Ön turhlu mutavatır kıraatı var. Hemen biliş gerek. Biliş gerek çünkü Kur'an'ın vecihlerini bilse fikrinin ihtilaflarına bu haber bo'ladi. Kur'an'a alakadar sarf bor, nahu bor, mantiq bor, lug'at bor, balog'at bor, fasohat hammasi bor. Onu biliş gerek. Kur'an'a alakadar muhkam mutashabihni ajratish gerek. Kur'an'a alakadar mutlak muqayyatni ajratish gerek. Kur'an'a alakadar xos va omni ajratish gerek. Kur'an'da Mekki ayetler kaysından ibaret, medeni ayetler kaysından ibaret. Bunu ajratish kerak. Kur'an-ı Kerim'de kaysa ayetler nasih, kaysinisi mansuh. Bunu ajratish kerak. Kur'an-ı Kerim'de kaysi orunda cümle hazif, kaysinisi de mubtada muakhar. Ularını biliş kerak. Bunu sarf nahu o'rgatadi da yani balagat o'rgatadi. Bularni ajratish kerak. Kur'an'a tegişli tahminen 20'ye yakın ilim var. Bu barada o adam nadir adam buluş gerek. Bugün Kur'an'dan, hadisten hatta ki tafsirini yok ki tercümanı özünü kurtarıp alıp mesela aitiyetken adamlar bu gapni eşitkenler ne diyepti? Sizler diyepti dinli manapole kuali yapsılar diyepti. Ey insan manapole yok. Merhamet oku urgen ait. Oku urgen.
Ümmet senge suyanışlığı uçun, bana bu fenlerini, bana bu tahassüsü ortaya koy. Diplomi yok, adam ya operasyonu yatmayız ki o. Doğru mu? Közüyüz ağrıp kalsa, közü operasyonu kılış gereği. Köçüge çıkıp o asfalge yatıp alıp közümü teşlemeyiz ki hiç kimge. Malum bir adam kıdırasız, tanış buruş, özleysiz. Doktor, ha doktor, kanakayken ha. Parayı okuyken, ya ya ya, ben bunge közümü operasyonu kıldırım, neyim ben değilsiniz? Ya siz közüyüz aziz o din azizmez mi? Ha dinimiz sizi közüyüzden azizdirak. Ha müştehitmem mi? Dinden gapir yapmam mı? Merhamet, bana bu nasıllarını okup koyayım. İmam Şafii bu bilen toktamadılar, değil mi dediler? Kur'an'a tekişli şunca bilimlerini sanap ötkerlerden keyin ettiler ki, şimdi hadisler doğrusu da Kur'an'da kança bilim bozu şunu biliş gereği. İkinci şart. Hadislerde ham lügatte biliş gereği, işte cahiliyet paytidagi adamlarını, düşüncelerini örgeniş gereği, sebebini örgeniş gereği, aldın kiyingini örgeniş gereği, nasuh mansuhunu örgeniş gereği, mutlak mukayyette örgeniş gereği, Peygamber aleyhissalatu vesselam nima sababdan aytibdilar örgeniş gereği. Bunda ham 20 ga yaqin inim turibdi. Endi shu bo'ladimi? Yo'q. Endi nima qilish kerak? O'sha Qur'on, o'sha oyatlarga sahobalar qanday yondoshdi, uni bilish kerak. Endi nima bo'ldi? Sahobalarni ya tanish kerak. Hozir sahobani sanang desak, nechta sahobani bilamiz? Qur'ondan, hadisdan gapiraman deyotgan odamni o'tkizib qo'yib, sahobani bittasini gapirib ber, shu odam kim desa, bilmaymiz ki. Qana qilib bu Qur'ondan, sunnatdan mutlaq gap gapiryapti. Bu bilan İmam Şafii to'xtamaganlar. Sahobalarda, sahobalarda rojih marjuh bor. Ba'zi sahobalar fiqhda mutamakkin bo'lgan. Ba'zi sahobalar rivoyatda mutamakkin bo'lgan. Abu Hurayraning rivoyati radhiyallohu anhu bilan İbn Abbas radhiyallohu anhumoning rivoyati o'rtasida katta farq bor. Masalan, Abu Davud'da Abu Hurayra'dan rivoyat bor. Radiyallahu anhu. Aytadılar ki, al-vudu min mesnetin nar deydiler. Ot tekken narsadan taharet deydiler. Ne demek yani? Tandırda non yapılırken, nonunu yeseyiz, taharet kılış gereği. Otta pişirilgen göğüş, onu geçeyiz, taharet kılış gereği. Taharet sınadı, ot tekken narsaya taharet sınadı. Rivayet, sahih rivayet. Abu Hurayra'nın rivayetleri. İbn Abbas'ın rivayetleri var. O kişi aytadılar ki, o kişinin amelleri de, o şu göğüşünü yiyip, taharat kımagallar rivayeti var. Ne bak alabilir mi? Fikhte İbn Abbas'ın mukaddem koyamız. Bu kahalarını koyan usulleri. Bu meselede İbn Abbas'ın yapı mukaddem. Oldun turadı. Yine bir orun var. Bu sahihayinde. İmam Abu Hurayra radıyallahu anh'a aytadılar ki, it tekken idişini 7 marta yuvup, it tekken idişini 7 marta yuvup, 8'inci de kum bilen yuvuladı. Rivayet. Lekin özlerine, amellerinin rivayeti var. Özleri it tekken idişini 3 marta yuvarlar. Rivayet kılı yaptılar 8 marta yuvuşlukke, amel kılı yaptılar 3 marta yuvarlar. Kaysanız ne kalanız? Ne kalanız? Dese, ana kaide çıktı şimdi. Kaide. Bunu müştehitler koyuyorken kaide. Kaideler akılını kat'iyatlardan hesaplanadı. Bu hem umumi kaidelerden. Yani Kur'an-ı Kerim'nin hadisi şerifinin umumi maksatlarına akıl cevap gel. Topşilik gibi. Akıl bu mekan adamın mükelleflik yok. Akıl ne dedi? Sahabe bir rivoyatni qilsa va o'zi uni aksini amalini qilsa, sahobaning rivoyatidan uning amali muqaddam turadi. Nimaga? Chunki roviy sahoba o'zi samimiy shaklda aytgan gapiga zid amal qilmaydi. Zid amal qilyaptimi? Aytgan hadisini o'rniga boshqa bir rivoyatni ko'rgan. Shuning uchun amalni muqaddam qo'yiladi.
Hadis ilminde şunca narsa var. Sahabene amellerde şunca iş var. Keyin, keyin, müştehid, uşa meselede sahabelerden keyingi müştehid, yani ulemalarının cemaalarını ihtilaflarını biliş gerek. İhtilaflarını biliş gerek. Ne sebepten ihtilaf kılını yaptı biliş gerek. Ahire ne deyip sana dediler? İmam Şafii, cahiliyet şiirliyen biliş gerek dediler. Cahiliyet devrindeki şiirler, uşa aligi muallakatü sab'a'ya okşagen, mavzularını biliş gerek. Cahiliyet paytidagi adabi janr Kur'an-ı Kerim'nin muhatabı hisoblanadi. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim nima dedi? İnna anzalnahu Kur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ha? Yani biz Arabi Kur'an nazil qilyapmiz. Shoyat aqlinglarni ishlatsanglar. Aqlni nima uchun ishlatamiz? Arabiyligiga nima aloqasi bor buni? Desa biz Araplarga xitob qilinar ekan, ularning millatiga e'tibor yo'q bu joyda. Millatni farqi yo'q, o'zbek ham, qirg'iz ham, tojik ham inson. Nimaga bu joyda arab tili, arabiy lug'atga e'tibor qilinyapti desa, Qur'onning uslubiyati arabiy. Qur'onning asli arabiy. Arab Qur'on bu. Arabcha lug'at Qur'on. Tarjima bo'lgan zahoti Qur'onlikdan chiqadi. Misyonerlarni o'sha bittasi bilan bahs qildik yaqinda. Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rmagan bo'lsanglar, takror ya'ni yangilik bo'ladi. Ular aytayaptiki, İncil eng muqaddas kitob, o'zgarmagan. Qur'on islom shaytonlarning anaqasi, ergashuvchisi deydi. Keyin men İncilni ko'rsatdim. Qo'limdagi nusxada şu Yuhanna İncil'de, Yuhanna İncil'ini 14-16 ayetide, menden ki yüpetuçi kelerde gel, yüpetuçi. Özbekçe'de durdu, yüpetuçi. Başka nuskanı korsettim. Ucayda hami kelerde gel. Bitti cayda yüpetuçi ki gel, bitti cayda hami kelerde. Bitti ayetini iki hıl manası İncil tarkap durdu adamlar. Şu İncil'ini mukaddes kitap diye yaptı. Ben ettim, mene şu kitap mukaddes mi şu? Ha deyapti. Nimaga muqaddas kitobda ikki xil gap turibdi? Ya bu tarjima deyapti. Xo'p, tarjima. Endi senga savol. Lug'at ilmida tarjima aslini ifoda qila oladimi? Insofi bor odam o'zi ham aytdi, yo'q dedi. Yo'q dedi. Asl nusxani tarjima ifoda qila olmaydi. Bu hamma fanga tegishli, faqat Qur'onga, oyatga, Injilga emas. Tercüme asıl bol almaydı, mümkünmez. Mümkünmez. Tercüme asılını, ordunu basalmaydı. Tercüme de özgürlük var. Nemege burcayda yüpetuçi, burcayda hami. Nemege bunu aslını keltirip koymadılar. Aslı ne deydi? Aslı, Grek dili de paraklit idi bu. Faraklit. Faraklit idi bu. Şimdi İncil, Grek dili de nazır mı? Yok. Arami tilde nazil bugün. İsa aleyhissalatu vesselam'ın lügatları aramiydi. Arami til hazır yok. Ölük tiller cümlesi gekeledi. Yok hazır, işletilmiydi. İncil'in arami lügatları yok. İlla bazı nuskalarda uşa arami tilde faraklit kelimesini Mahamede deyip okularken. Mahamede. Mahamede de okuladı. Yahudiler tilide Mahamede kop maktav oluvçi, maktal uçi, maktavçi deyken manandırlar. Bizde Muhammed bilen aynı irabını doğru koysayız Muhammed buladı. Faraklitini aynen arami tildeki lügatı Mahamede. Demek ki Mahamede deyken namını tercüme kıyapsılar demek ki. Dizem eti yaptı ki doğru tercüme kılıyapsız biz. Uşa bir xil ma'noni beradi. Qani bir xil ma'no? Bir joyda yupatuvchi, bir joyda homi. Yupatuvchi bilan homiyni lug'at ma'nosida bir jihatini o'xshatish mumkin. Bo'lmasa mutlaqo boshqa narsa. Lug'atda qoida bor. Al aslu fil lug'a al mug'oyara. Qoida shu. Al aslu fil lug'a al mug'oyara. Lug'atlardagi asl qoida turlilik. Turlilik.
Bir cümleni sinonim deseniz hem. Sinonim neydi? Muradif. Manadaş sözler. Manadaş bulsa da iki hıl harfler bilen tüzülgenliğini özü onu iki hıl ekelliğini bildirdi. Lugatı kaydası bu. Kanı hami bilen yüpat uçundik ben kiltirmiyor. Yok kiltirmedi. Kiltiramayı diyen. Demek ki aslını koymayansınlar. Çünkü aslını koysa Muhammed'e tartıp gitip kaladı Muhammed Aleyhisselam'a. Mendenkin yüpat uçu keledi diyepti. Yok. Mendenkin Muhammed'e keledi. Muhammed keledi diyepti. Ahmet keledi diyepti. Kur'an-ı Kerim Ahmet keledi diyepti. Doğru mu? Bu barıdı. Şimdi bana şu orunda ben onlara aitken kaidemle İslam'ın üstügeyem orunatı yaptı. İmam Şafii eti yaptılar ki müştehidi mutlak Arap dilini biliş gereği. Arap dilini bilmeyen adam Kur'an'dan, hadisten yapırışı mutlaka hakkı yok. Bu yine şu cahide yine adamların başına ilentire yapkenler. Ota ona yaxshilik qilish, sadoqat to'g'risida, vafodorlik to'g'risida, insoniy sifatlar to'g'risida ham gapirmaylikmi deyapti. Yo, gapiraveramiz. Unda hech kimni chegaralash yo'q. Ularni xavfli jihati yo'q. Gapirsa hamma gapirish kerak. Amr ma'ruf nahy munkar hammaga farz bu jihatdan. Lekin nozik masalalar, ijtimoiy masalalar, jihat mavzusini hamma gapiraveradimi? Hamma gapiraveradimi jihat mavzusini ko'chaga chiqib olib? Suriye'de cihat böyle yaptı, İdlib'de cihat böyle yaptı deyip hamma gapirishga hakkı var mı? Yok da kanaya kılıp hakkı var adamın. Kanaya kılıp onu kuluge biri boladı. Bütün başlığı milletini başıge taşviş keltirişi mümkün bugün mesela. Onu koyayım. Ramazan ayını hamma köçüge çıkıp ilan kılalıydı mı? Bugün Ramazan roza tutarımız. Kana hamma. Sen tut, sen aç. Deyiş ki hakkı yok mutlaka hakkı yok. Ayını körgen bozayım hakkı yok. Ayını közü bilen körgen bozayım hakkı yok. İlla aytadı, hazıge müftiye aytadı. Ben deydi, aynı gördüm. Kabul kılsa müftiye ilan kıladı. Kabul kılmasa özü rozu tutadı. Başka aytamaydı. Doğru mu? Doğru. Ya bu, içtimai meseleler, umumi, millet ne? Yani avara kıladıken meseleler ge, elbette mutahassıs gerek. Mutahassıs gerek. Çiftten kabir etkenler Uşağın hakkında kiti yaptı da gapozu. Uşağın hakkında kiti yaptı. İçtimai katta bir meselelerde özlerine özlere fatva kovalışıp cihat deyip yapırışları mutlaka caiz bez. Onge ergeş yetkerlerini agahlantıramız. Onlarını kaytarış kıyırra. Şuna da boylardık. Lekin Allah ki asana asanaken. Sizlerge ben bazı hoş haberlerini itemem. Hadır İdlib'de beni şagırtlarım kopayıp gitti. Suriye'de. Zimden hammasi meni kuzatib eshitib yuribdi. Ichkaridagi. Men o boshida aytgandim, bitta ikkita odam chiqdi menga. O'sha islom mohiyat va talqinni qildi-ku. Islom mohiyat va talqinni 6 ta darsni yengilroq shaklda, lekin imkon qadar biz o'sha taklifni qilgan paytimizda hech bitta senzuraga amal qilmasdan qilaman agar rozi bo'lsangiz deganman o'sha paytda. Mayli qiling deyishdi, taklif qilishdi. Qildik va natija kutganimizdan a'lo bo'ldi. Alohida botlarni ochib qo'yganmiz, u joyga yozishyapti. Birinchi haqorat, so'kib, sen jihoddan qaytaryapsan, qildi-qildi-da, oxiri domla, mana u nomerga chiqing, mana Telegramda gaplashaylik. Domla, men Suriyadan chiqib Afg'onistonda yuribman. Domla, hozir men Eronda falon joyda yuribman. Siz aytgan gaplar %100 doğru deyipti. Bizi cihat, cihat deyip çakırıp oluşadı. Çakır yetkenlerini, çakır uçula var ki halde yakışı harbi kimlerini kiyip alıp, özünü güzel kılıp, ekranda korsatıp, hurlarını vadakılı yetkenler. Onlar cengi kırmaydı. Bir adam varken bir çare bizim biraderlerimiz, akı ülkelerimiz cengi kırışadı. Ölse ölüp getirdi, arkasından sonra böyle diken yok onu. Lekin onların çakırı digerler, onların hesabıdan yaşaydı. Şunu yapırganımızda çıkıştı menge. Topa doğru şu yapı izleyişti. Topa doğru deyişti. Yakında ben uşak yapını müracaat kıvı ayıtıp koydum. Lütfke kılsaylar turuptu. İdlib'deki braderlerimge müracaat deyip. İdlib'deki İdlib'deki braderlerimge müracaat. 8 minütlük sohbetim var benim. Uşak bugün hadise hadır gökünde.
Usame degan bir bola, laqabi Usame. Asli otini bilmadim uni. Usame degan bir bola biroz qo'porroq bu gap. Bu tuhmat emas, lekin ularning ichida o'zi. Men ularga nima yo'q qilib gapirdim. Men hozir bir odamlarning nomini aytaman, Idlibda o'tirgan birodarlar. Hozir bu yerda ham jonli efir ketyapti. Idlibda o'tirgan birodarlar. Ba'zi nomlarni aytaman, uni nima ish qilganligini aytishim shartli, sizlar bilasizlar. Hozir bu gapni sizlar tushunganingizlar yo'q. Tushunmaysizlar. Nimaga? U hodisadan bexabarsizlar. Idlibdagi birodarlarning 99% o'zbek, shu yerdan ketgan odamlarning 99% Usamani gapirsa ko'naydi degan. Erkak bilan erkakni o'sha iflos ishi bilan qo'lga tushgan bola. O, oldingi jamoatda qo'lga tushgan bola. Katibati Imom Buxoriy degan jamoat bo'lardi. Imom Buxoriyning katibasi. O'sha katibaning ichida qo'lga tushgan mana shu ish bilan. Haydavorishgan buni, Turkiyaga chiqib ketgan bu bola. Hamma biladi uni. Idlibdagi hammasi biladi. Turkiyaga chiqib ketgan, Turkiyada ham qo'liga tushgan, politsiyaning qo'liga. Politsiya uni ozgina ustida ishlov qilib qo'yib olgan. Turkiyada uni o'sha ayoli bilan bo'lgan ba'zi hodisalar bor, hamma biladi, unda qo'liga tushgan. Endi Abdulaziz degan bola bor. Abdulaziz Domla. Ularning ichida shunaqa nom bilan mashhur. Shunaqa desam ko'pchilik O'shdagi Abdulaziz domlani shalqashtiryapti, u kishi emas. Bu Elmurod degan bola. Abdulaziz domla. Bu bola Sodiqlar degan jamoa bo'lardi. Sodiqlar degan jamoa bu Afg'onistonda shakllangan. O'zbekdan chiqib ketgan o'sha musulmonlar asoschisi Tohir yo'ldosh bo'lgan. Tohir yo'ldoshning jamoasi Sodiqlar. Sodiqlar jamoasiga Tohir yo'ldoshdan keyin bu kelgan. Kelib aytgan Tohir bilan yelka-yelka jihad qilganman men degan. U haqida ham har xil gaplar bor, ular taniydi hammasi. Yana tasdiqlash uchun aytayapman. Sodiqlar jamoasiga kirib, Sodiqlar jamoasini parokanda qilib tashlagan. Parokanda. Yo'q, Sodiqlar jamoati yo'q hozir. Mana shu Abdulaziz domla parokanda qilgan o'zlari biladi. Keyin buni Katibatul Buxoriyga olib kelishdi. Katibatul Buxoriy yo'q, parokanda bo'lib ketdi. Endi ularni tavhid va jihodga olib kelishdi. Hozir Abdulaziz domla degani tavhid va jihodning amiri. Tavhid va jihod kimi kiydi? Abu Salohni kiydi. Abu Saloh qamalda hozir, zindonda. Qamaldi. Abdulaziz domla keldi, bu qamaldi. Endi o boshidagi gapga qaytaramiz. Usama Abdulaziz domlani oldi yuribdi hozir. Tushundingizmi nima bo'layotganini? Hozir shu kunda tavhid va jihod katibasi nomi o'zgartirilgan. Abdulaziz domla atrofidagi odamlarga aytmayapti. Bolalar bilmaydi, tavhid va jihod tugadi o'shi. Sodiqlar tugagan edi, katiba tugagan edi, endi tavhid va jihod tugadi. Hozir nomini aytib qo'yaman e'lon qilib. Abdulaziz domla bilganini men bilaman. Yaqinda chiqadi bu nom. Livo Abu Ubayda ibn Jarroh. Ashu nomni qo'yib olishgan hozir. Livo deb qo'ygan. Livo nima edi o'zi? Lug'atda bayroq, harbiy tilda vzvod degani. Demokratik jamiyatni armiyasi degani o'zi tagi. Bu nomni e'lon qila olmayapti hozir. Abdulaziz domni e'lon qilsa, islomiy xilofat, islomiy shariat degan gapga qarshi yurib qo'yganligini biladi atrofidagilar. Nimaga Katibatul Buxoriy, nimaga tavhid va jihod nomi o'zgartirilyapti? Nimaga? Siyosiy tomonni aytib beraman hozir. Chunki Turkiya bilan Rusiya o'rtasida shartnoma bo'ldi. Turkiya Rusiyaga va'da berdi. O'sha M4 degan trassa bor, katta trassa. Uni bir qismini Suriya, bir qismini Rusiya, bir qismini Idlib nomidan Turkiya nazorat qiladi. Katta trassa. O'sha nazorat qilishlikdagi kelishuvda Rusiya Turkiyaga aytdiki, sizlar dedi, o'sha jihodga aloqador, jihod deganda terror deydi, Rusiyaning fikri shu. Terrorga aloqador jamoalarni yo'q qilinglar deyapti. Tarqatib olinglar deyapti. Sharti shu. Haligi sulh uchun shu shart. Shuning uchun Turkiya jihodga aloqador nomlarni hammasini o'zgartirishni buyurgan. Ahror-i Shom orqali. Ahror-i Shomning amiri Jo'loniy. Jo'loniy hozirgi kunda masada o'tirib, ya'ni stolda o'tirib demokratlar bilan munozara muzokara olib boryapti.
mutlaka ularning manhaj maslaklariga zid. Siz bilan bizni demokrat deb kofir bo'lar deyatganlar demokratik stolda bahs boryapti hozir shu kunda. Bu ularga alam qilyapti. Pastdagilar nima deb tushuntirishni bilmayapti pastdagilarga, tepadagilar. Shuning uchun o'zgargan nomni ayta olmayapti. Aytsa demokratiyani tan oldik degan bo'lib qoladi. Biz bilan mavqifda bir xil bo'lib qoladi go'yo. Bizni kofir deyatdi, endi o'zini kofir deyish kerak bo'lib qolyapti. Nozikligini ko'ryapsizmi ishni? Livoni e'lon qilsa, pastdagilarga tushuntira olmaydi. Abdulaziz bekitayapti. Abdulaziz domla bekitayapsiz-ku, to'g'ri-ku? Bekitayapsiz, e'lon qiling. Shuni oldinroq aytgan edik. Mana islomdan, dindan, shariatdan bexabar odam xohlaganda gapiraverish oqibatida kimga, nima maqsadda xizmat qilayotganligini bilmay qoladi odam. Bilmay qoladi, nimaga xizmat qilyapti, bilmaydi. Bilmaydi. Umumiy ma'noda demak, xushxabarni oxiri bu mavzuni yopamiz, boshqa o'tamiz keyin. Telefonlar bo'lyapti, hozir shu kunlarda menga. Uzrlar kelyapti u yoqda. Tochni siz aytgan gap deyishyapti. Boshimiz qotib qoldi. Shu kungacha sizni nima desak deb keldik, lekin sizni gapingiz toppa to'g'ri bo'lib chiqyapti deydi. Men aytayapman ularga. Menga aytadi ba'zilar. Sen deydi, SMB'ga xizmat qilasan, DXX'ga xizmat qilasan deydi. Voy. Kerak bo'lsa DXX SMB menga xizmat qilish kerak aslida. Bu ma'noda. Men nima qilaman harbiy xizmatda? Nima qilaman uni? Men dinimni o'rganayotgan odamman. Siyosatni o'rganayotgan odamman. Nima qiladim men DXX SMB'ga xizmat qilib? Nimasini xizmat qilaman? Nimasi bor? Gapirayotgan gapim faqat din. Gapirayotgan gapim faqat millatni, ummatni ogohlantirish. Voy, diningga qara deyish. Ular DXX SMB'ni kofir deydi. Kofir dinga xizmat qiladimi? Qilmaydi-ki. Men faqat dinni gapiryapman. Demak, bu ma'noda hamma shu o'tirganlarimiz u shu dinimiz haqida tashvish qilayotgan hamma odam diniga xizmat qilishligi lozim. Bu yo'lda kim bo'lishdan qat'i nazar ular bilan munozara, muzokaraga tayyormiz. Xatoimiz ochiq bo'lsa ko'rsatsin. Hozir meni gaplarimni to'g'ri chiqayotganligini inkor qila olmasdan ichkarida Abdulaziz domlani va atrofidagi odamlarni hozirgi harakati meni qandaydir maxsus xizmatlardan informatsiya olib gapiryapti degan gapni isbotlashga urinishyapti. Ovora bo'lishadi. Men kimdan informatsiya olaman? Men o'zi bir ma'noda jurnalistman, magistraturani bitirganman. Bizda bormi shu narsalarimiz? Bunda o'qimaganmiz. Biz o'qiganda 7 kishi Manhattan o'qiganmiz. Sayyid Jamol akalar bilan birga o'qiganmiz. Jurnalistikani bilaman. Informatsiyani qanday qilib o'rganishni yaxshi bilaman. Bu informatsiyani aynan Idlibdagi tavba qilgan odamlardan olyapman. Shu qadar olyapman, shu qadar. Ularning guruhlarining ichida menga screenshotlarni jo'natishyapti. Screenshotlar o'zlari gaplari ichida. Idlibdagi disketekasini qo'yib berdim. Idlibda disketeka bor. Disketeka. Arabcha o'sha jilpanglab rasmga o'yinga tushayotganlarigacha qo'yib berdim. Ha, shunaqami, shunaqa. Allohdan qo'rqlaring. Muammo hamma joyda bor. Sizlar jihod, shariat deyapsizlar, mana ahvol. Dedik va alhamdulillah robbil alamin, hozir natija bir ma'noda ko'rinyapti. Demak, umumiy ma'noda dinimizga amal qilishlikda ulamolarimizni xizmatiga ummat muhtoj. İmam Ahmad rahimahullohni din uchun aziyatlari ashincha edi. To'g'rimi? Ya'ni o'ta og'ir vaziyatga tushganlar. Shunda rahmi kelib, ba'zi shogirdlari kelib aytgan. Shu masalada biroz ta'riz qilsangiz. Ta'riz nima edi? Gapni gapiradi-yu, qarshida turgan odam boshqa gapni tushunadi, ichida boshqa gapni maqsad qiladi. So'z o'yini qilib chiqib ketsangiz bo'ladi-yu. Shart mushlarga shunaqa qattiq turish, shunaqa gapirish deganda Imom Ahmad aytganlar. Men jim tursam, sen jim tursang. Bu xalqni, oddiy omi xalqni kim ogohlantiradi? Kim bu halokatdan qutqaradi? Deganlar. Biz Imom Ahmadni rahimahullohni ilmiy saviyalarga ehtiyojimiz yo'q hozir. Chunki ular qilgan madrasa maydonda turibdi. Bizga ularning shijoatlari kerak.
dinimiz için azgina müddette hizmetimiz gerek. Allah Teala muhtaçmaz. Biz muhtaçmız onge. Doğrusunu yapırmasak, biraz risk, tevekkül kımasak, dinimizge hücum bütün dünyadan karşı oturttu. Bütün dünyadan, içimizden çıkarış yaptı bunlar sebebinden. Allah Teala özü ıslah kılsın. Bismillah. Demek bugün yapımızı biraz muhtasar şekli, dinimizin bugünge kadar sağlam halde yetip gelişliği de ulemalarının hizmeti bir kıyas. Ve davamıyam şuna kabul edildi. Ulemalar dinini doğru çüntüredi, din müstahkem davamiyete uğradı. Ya amr-ı maruf kılasılar, ya nehi-i münker kılasılar, böyle mesela Allah-u Teala umumi bela cöletedi. Hadis bu. Sahih rivayetlerde gelen hadis. Bir kança tarikası var buna. Ya amr-ı maruf kılasılar, ya nehi-i münker kılasılar, ya ki başınlarına umumi bela geledi. Yakşı yamanını acıratmaydı bela. Kegen bela yakşı yamanını acıratmayıp tahaccüd okuyan hem koronavirüs buluyordu. Alkeşen koronavirüs buluyordu. Acizat mıydı? Demek ulemaların zimmesinde katta yük var. Bu baladan kurtuluşlukta karantin, ihtiyaç çareleri, emleş, darı, derman, hepsi vardı. En katta, ben tarihi faktlardan örgenip ayet yapmam bunu. En katta bu baladan kurtuluşlukta tavsiye, ulemalar hakka içişleri gerek. Dinli doğrusunu çüntürüşleri gerek. Dinli doğrusunu çüntürüş kana kabul edin. Oy tavba kıl deyiş gerek. Tavba kıl. Adamların tavbaya çakırışımız gerek. Ruhi tamamına Allah'a kayıtışımız gerek. Fafirru ilallah. Allah'a kaç deyişimiz gerek. Allah'a kayıtsak bu belanı, asıl hususiyeti Allah Ta'ala'nı kudreti kolu de. Tohtatıp tohtaydı. Bu mesela emleysiz mi? Başka iş kılasız mı? Allah Teala'nın balası götürülmeydi. Kadımda balalar bugün, bunu okuşurken balalar bir davırlarda bugün. Ulamalar uşa payetlerde çıkıp halkını tavbaya çakırken. Tavbalar, hatim Kur'anlar, hatim-i Bukhari'ler kılınken. Bunun arkasından birinci hatimler tügeşi bilen balalar çekinken. Bunu kılış gerek. Ulamalarımız uzun vazifesini kılış gerek. Başımızda ki gel, bu virüsten taşkarı, cihat namı bilen adamlarını katıl kılıç belasıyem, emr-i maruf toktatılgenliğe bu gel. Tarihki karayın, bala kegen buysa, hemen bala emr-i maruf toktatılgenliğinden bu gel. SSR kanakını basıp aldı bizi. Toktatılgenliğe de emr-i maruf toktatılgenliğe de. 20 yıl şarkı mülle okulgen bu oldu. Hadis götürülme gel. Halkı çüntürülme gel. Ota açınarlı, ben bunu bu şumbalaya karab etmeyip mi? Trik adamlar, trik adamlar. Falan cahaya varıp okuştan havatır kılardık deydi yaşla, yaşlı gidi. 102 kributtu şu adamlar, 102 kributtu. İştikensiler, hem böyle iştikensiler burada. Falan cahaya varıp okuştan havatır kılardık. Ne peki? Batçavazlık. Hatta kitaplarımızda şuna kadar gepler vardı, batçavazlık ve fatvalar boşlengen. Uşa davurlardı. Ha buna kadar amr-ı maruf toktasa, nehi-i münker toktasa, kiliş gereği de bala. Kafir, ateist, Allah'ın düşmanı değil miyiz? Allah uzunluğu uçunaka düşmanlarını, dinini oyun kılıyetkenlerin üstüne cönet etti. Bala da o. Kanakalı yol buldu, kanakalı yol buldu. Halkını uşa duası bilen, hareketi bilen, intilişi bilen müstakil buldu. Müstakilliğinin en katta faydası baladan kurtulduk, bala. Koronavirüsten yaman balaydı o. İtikadki hücum kıyken, Huda yok deydigen tüzümüydü, sistemiydi o. Doğru mu? Akidanı büzgen sistemiydi. Ondan kutuldik, baladan kutuldik. Anca yakşı silahlar buldu, maçitler, madrasalar, anca aldın gelsin iş var. Yine başımızda bala geldi, uşa senzura akıbeti de, yani şimdi uşa kadar nasara akıbeti de. Bu, hadırgi meleke aşırışlar, şu meselelerini kelişvaliş yığılışı, özü. Başkalarım ders kekri yaptısılar ki, onlarım uzun mavzusunda yapır yaptı da, ben umumi fonla etmek için ben. Cüde katta potansiyel miyiz biz? Cüdeyem katta. Bana hadır, sizler baş imamsılar da. Kulilerde nişteden imamlar var. Her bir imamın kulüde en kemide 500 tane cemaati var. 500 de kemide. Eğer onu masjidke katlamaydı, özünü kışlağı da, mahallesi de, toy toy çık, ihsan gibi aradığınızı, 5-10 milyar
kulüde kavmi var. Uşa kavmlarını 90%'dan aşığı imamge labbay deyip durduk hazır. Bizi halkımızın imamı hürmet kılışı, ulamage labbay deyişi, kadimgi ulamalarımızın bizge kaldırgan mirası bu. Ular kıp gitgen hizmet o. Oy imamge yaman yapırma. Oy ulamanı aldı da tilini tiy. Oy yaman boladı. Bunlar hammasi ularning xizmati. O'sha xizmat qo'limizda turibdi, zoya qilmasligimiz kerak. Katta kuchimiz. Indamasak qolgan 10% bilan boshimizni aylantirishyapti. 10% ular arzimaydi. Arzimaydi. 10% odam. Ana shu 10% ham bizni birodarlar. Ularning boshiga tashvish kelsa, siz holidan xabar olasiz. To'g'rimi? Shunday. Hozir 20 yil qamalib chiqib, ishini torta olmayapti, sizlar boryapsizlar uyiga. Nima xizmat deyapsizlar? Ya adashgan adashgan bo'pti qo'y uni. Xizbiyligini gapirma, qoch. Kirib chiqding bo'ldi. Nima muhammoyi bor? Uyqu bir qur berdik, to'g'rimi? Shunday. Holdan xabar olyapsizlar, real bu bo'layotgan hodisa bu. O'shani bechorani 20 yil qamalganida Ukrainada o'tirgan xizbiylar zarracha achingani yo'q. Qamalgandan xursand bo'ldi. O'zining siyosiy maqsadini gapirib oldi xolos. Shuning uchun o'sha dardimizni umumiyligini, kuch birlikdaligini imomlarimiz o'sha rasmiy idoramiz orqali, diniy idoramiz orqali birlashib, o'zaro maslahatni va maslahat qilib xizmat qilishimiz kerak. Biz tez kunda o'tib ketamiz. Hozir 100 yildan keyin shu yerda hech kim qolmaydi. 100 yildan keyin dunyoda balki hech kim qolmaydi hozirgi odamlardan. Yangi avlod keladi. 100 yil yashamoqchi emasmiz, yasha olmaymiz. Lekin abadi cennetke sebep bo'ladigan amalga imkoniyatimiz bor hozir. Buni qilib qolishimiz kerak. O'sha qadimgi ulamolar qo'ygan zavobitlar bilan Qur'ondan to'g'ri gapiraman, sunnatdan to'g'ri gapiraman degan gapga yuqorida aytgan gaplarimizni tushuntirishimiz kerak. Qanaqa qilib? Qila olmaysan, qo'y. Qo'y, sen qilmoqchi bo'lgan ishni mana palonchilar qilgan, pistonchilar qilgan, millatni boshiga balo kelgan. Balo keltirishdi. Sen sabr qilgin deyishimiz kerak. Biroz bemorlik bor. O'shanga ovozim yaxshi chiqmayapti. Rozi bo'lasizlar. Mavzuga aloqador mulohazalar bo'lsa, hozir chiqishga umid bor ekan-a. Nima, kimda nima gap bor? Bismillah. Bog'lab bu hozir siz rahmat olamlar. Rahmat. Oxirgi yoniga missionerlik bilan suhbatingizdan boshini ko'rdim. Shu bergan savollaringizga savol berdingiz. O'sha dovdirab qoldim, lekin oxirigacha ko'ra olmadim. Mana shu uchrashuvlar kimni tashabbusi bilan bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqda aktiv hozir odamlar. Ijtimoiy tarmoqda biz ko'kchada har payshanba kunimi, qaysidir kuni yoki yakshanba kunimi o'sha imkoniyati cheklangan nogironlar, ko'zi ojizlarni yig'ini bo'larkan. Unga meni taklif qilishdi. Taklif qilish, domlalarimiz taklif qildi, bir suhbat qilib bering deyishdi. O'tta surdo tarjimasi bilan bolalar bor ekan. O'tga borib 1 soat, 2 soat, 2 soat 17 minut suhbat qildik. Suhbatda hamma mavzu ko'tarildi. Ularning ichida o'sha missionerlar, Yehova shohidlari, siyosiy maqsaddagi odamlar bular. Millatni ichiga yangi tushunchani olib kirib, shubhaga tushirib, odamlarni o'zaro bir-biriga urushtirib, keyin yordam ma'nosida mamlakatlarni bosib olishadi. Siyosat bu. Qisqaroq siyosat. O'sha siyosatni qurbonlari 2-3 ta bolla bor ekan, qatnar ekan cherkovga. Umumiy ularni tashkiloti bo'lgan uchun olib kelishar ekan bu yoqqa. Ular savol berdi, javob berdim. Savol berdi, javob berdim. Injil to'g'risida hozir ular bilan bahs bir paytlar bir 10 yil oldin forumlarda bahs qilardik. Men o'sha paytlarda shug'ullanganman, rosa Injilni yod bilardim juda ko'p joylarini. Ular bilan juda bahs qilganmiz. Endi ben tayyorgarliksiz borganman, o'tda İncil'den savol berdi, taxminan gapirdim, shunaqa shunaqa deb. Keyin bizda Telegram adminlarimiz guruhidan, u yoq bu yoqdan bizni umumiy botlarimizga savollar keldi. Men siz bilan bahs qilmoqchiman, İncil to'g'risida. Eyvalloh, biz bahsga bormiz. Bahs ochiladi mavzu dedik. Kim odam kirdi, kirib o'sha joyda o'sha bahs bo'ldi. Bahsning umumiy suratini ko'rdinglar. O'sha joyda o'zi aytdi, tan oldi. Injil dedi, tarjima dedi. Tarjima aslida ifoda qiladimsam yo'q dedi. Ha, demak Injil asl emas. Tugadi, mavzu tugadi shu bilan.
Aslı tamam buldu şu. Yani o hazır harekat kıyılıp diyken yok bu yağla ki. Tayyar bızın. Yine yaklaşık oramız. Yani yönleri şu bulan buldu. Umumi sohbetini kurup ularda reaksiye. İdlib hakkında yaparsam İdlib'dekiler çıkardı ben gene. Demek ki yapımı işçisi de hamlesi. Soluşturuş edi. Bu badbaht abrar, murtad, müşrik, saray müllesi. Şu iflas adam, lakin yapı doğru edip bu işe. Doğru yapır yaptı yaramaz. Suriye'deki cihatçılar bilen ama köp tartışacağız ki bunlar bilen kanaka buladın bu alaka. Ben şimdi yok şeker. Kutuşu yok şeker. Ben şimdi yok şeker. Onların hazır 100, 200, 300 anakaları var, Telegram grupları var, WhatsApp grupları, Telegram grupları var. Özleri grup kuvalı yaklaşışa değil mi? Bir kemeye çıkan adamlar onlar. Uşanın içi de benim muhlislerim var. Screenshot koyup cana çıkardı bence. Bol yetken geplerdi. Uşanın disketekini koyup vergenimde birinci yalgan, kezzap, buna kadar narsa yok deyişti de. Kendi screenshotla geldi bence. Ya şey yaptı. E biz bir yerde yalgan diye yaptık. Bu barkı deyişti. Yani şu anda köpeydi ama orada ha, bana ködüydü o. Bu kurset etken surat, joy, bu dedi falan mahkemenin arka tamandaki falan mahalle ködüydü. Uşa joyda var dedi. Dese pastaki ozu yaptı. Doğru, biz de yaptı, bu İdlib'ki kegende Araplarını urfi meselelerine karşı çıkamayız da birinci, indemeyiz de yaptı. Tanır yaptı. Disketeki vardı yani. Arabi Irakslar. Tanır yaptı. Buradan yok kılamayız da yaptı. Onu bence can etmiyor şimdi. Hazır şu gün Türkiye'nin postiyen yapı var diyorsun. Bu sene Abdurrahman'ın Kuru Ağustay'la Alışkan'ın Duran'la Fiyan'ın yapı şu yapılar sonra diğerlerde tazgut etmeyin de Abdurrahman'ın. Tanımaydı da. Bu da özünü bir kitadı. Ya barbar endi şu bizden haber buraya fikir. Lekin kattık kıdır şey yaptı. Kattık kıdır şey yaptı. He, uşenge ularga aytaman ki ehtiyat bo'llaring. Men canımı hatarga koyup sallarını o'ylayapman. Ularga şuna kadar diyemem. Menga nima kerak var şunu. Men bilin siz de yaxshi tanıyorsunuz. Benim özüm biznesim var. Mutlaka dini meselelerde pul tapmayayım. Menga kerak emas pullu. Men özümü dehqonchiligim, ticaretim bilan hayot kechiradigan odamman. Men izza qilib xohlasam Dubay, xohlasam xohlagan joyga borib o'ynab yurishim mumkin. Menga kerakmi shu? Aslida o'ylasangiz, odam o'zini rohatdan o'ylasa kerak emas. Lekin Xudoning oldida qanday javob beramiz? Ko'rib turibsiz-ku, bilib turibsiz-ku ularni bechoralarni. Men u aytib berdim. Vodiyga bir joyga suhbatga borganimizda tamam bo'ldim, xotinlarning gapini eshitib. 2008 yildan beri 15 tane 13 tane ailenin balası yok. Yok balalar. 20 yaş, 18, 19 ketken Rusya'ya işle geldi. Bir günde yok alıp geldi. 15 tane aile oturup. Biz şimdi borgenimiz ne muamma var? Ne yordam bizden? Diye borgenimiz. Prezident teşebbüsü bulan buldu yu. Hem de yurdu yu doğru. Uşendi. Üy yokka üy, cay yokka cay, biznes yokka pul. Taklif kıldı, devlet verdi şunu. Doğru mu? Hakimler bizi korsa, uşa payette hapa buldu yani hapa buluş kanaka biz bütçetini işlet vardı halka alıp tarikat vardı yolların asmal kıptaşarik mahallelerin abad mahalle kıptaşarik mecbur yani bu adam var genimizde ular kibir işte uşende uşa hatırlı yığla beyti yaptı beni de yaptı muamma da indi aileyizde Allah asrasını muamma bolengiz yok kimge müracaat kılışı bilmeyiz Rusya'ya kitken işle gene ahir gemette hat hüccet var. Telefonda gaplaşken yok böyle. Ne tırıgı ne ürügü yok. Şunu tab biriler diye. Sizlerde imkaniyet var o. Rusya'ya çıkıp ilçhanları bile gaplaşıp tab biriler diye. Yani yazıvar yaptı. Biz sohbetini işlemiz aldığımızda yazıvar işe. Kebap dedi yaptığımızda çıkanımızdan ki biz bilen indi resmi adamlara mı yürüptü bu payıttı. Biz gelip beyde yürüptü indi. Biz halkın derdini işlerken biz onlara yükleyiniz. Bunu kılayım, bunu kılayım deyiniz. Keyin aytdik, şu bolalar qani desek, qoraka deyapti, bularni ularga ayta olmayapmiz. Bularni qachon, qayerda, qanday qilib, kimni suhbatini eshitib Suriyaga o'tib ketganligi bizda bor. Abdullo Zufarning suhbatini eshitib, bular Suriyaga ketib qolgan. Turkiyaga borgan, Turkiyadan Suriyaga o'tgan 15 ta o'rtoq, bitta mahallani bolasi. Borgan Suriyaga o'tgan, bitta bomba kelib tushgan ustiga hammasi o'lgan. Mana rasmlar degan. Ko'rsatyapti bizga. Bana diye. Bunu korsatamayız ki ata anasını diye. Şunu tıramayız ki diye.
cesedini alıp gelmese öldü diye mi etti yani? Resmen kaydırıya mı doğrulmaz? Uşaların derdini kim öyle yaptı? Uşuna kadar bop gitmeyen degen hafını, riskini biz alıp bizim mi? İmamlar alıp yaptı. Sizler düşündür yaptılar. Sizlerge karşı düşman, kolunda kural var, en şakal adamlar. Ularda insan iyilik yok. Ha, imkan tapsa hazır. Siz bilen bizi, kellemizi alemiz deyip durdu ular. İmamlarını abruzsuzlantırıştan közlegen maksadem şu. İmamlarını abruzsuzlantırsa, herge ayetiyetkarımız cüde katta halk ergeşedigen adam kalmaydı. Keyin ularını haklagen oyunge siyasatka oynatadı. Şunun için ayetik, şunun için biz bu meselelerini aşkar kılıyetmiz. Selamat bo'ling. Yana nima mulohaza? Hech aholini qurol olib otib tashlayapti-yu, lekin hali diskotekani yoq tashlamayapti. Yapamaydi. Bo'lmaydi. Ya ular ham tinch aholini otib tashlamaydi, u yerda siyosiy o'yinlar. Hozir yana mavzuga kirsak, kattalashib ketadi. Amerika manfaatlari, Turkiya manfaatlari, Rusiya manfaatlari, Xitoy manfaatlari, Eron ikkinchi etapdagi manfaatlar, Suriya, Saudiya manfaatlari. Bu joyda juda katta siyosiy o'yinlar bor. Eng katta, eng yuqoridagi siyosiy o'yin globalistlar bilan evangelistlar o'rtasidagi problemalar bor. Buni alohida suhbatlarda gaplashganman, gapirganman. Siyosiy tahlillar bular. O'sha tahlillarni to'g'ri ajrata olmagan odam Allohning diniga xizmat qilyapman degan tushunchada siyonizmning armiyasida xizmat qilayotganligini bilmaydi. Siyonizmning armiyasi u. Suriyada janjal bo'lishligi, urush bo'lishligi, odam o'ldirilishligi siyonizmning maqsadlari. Chunki buyuk yahudi davlatini qurish 4000 yillik aqida. Aqida asosida kelayotgan shu. Sulaymon alayhissalot va sallamning taxtini o'rnatish rejasi bor. Davud alayhissalomning yulduzi o'sha aqida u. Olti burchak bor, aqida u. Oddiy bir siyosiy bayroq emas u. O'zida aqidani shakllantirgan. Bayroqda ikkita ko'k chiziq bilasizmi nima degani? Shunday chizib qo'ymagan chiroyli bo'lsin dedi. Aqidani ifoda qiladi u. Ikkita ko'k chiziq aqidani ifoda qiladi. Nil bilan Firot u. O'rtada bayroqning o'rtasida nima turibdi? Davud alayhissalom yulduzi turibdi. Ikkita daryo o'rtasiga yahudi davlatini quramiz degan aqida u. O'sha urush, o'sha janjal o'sha yerda bo'lyapti. Meni birodarim, meni akam, ukam, meni qardoshim ularga xizmat qilyapti, bilmaydi. Bilmaydi nimaga xizmat qilayotganini. Odam o'ldiradi, odam o'ladi, yutuq ularga bo'ladi. Urush o'sha joyda to'xtasa, islom yutadi. Urush davom etsa, Falastinda zulm davom etadi. Uyg'urda zulm davom etadi. Suriyada urush davom etsa. Siyosiy maqsadlar bular. Buni tushuntirish uchun tushunadigan odam ham kerak-da. U tushunadigan odam bo'lmagandan keyin qiynalasiz-da, gapiraverasiz, gapiraverasiz. Haligi chorvaga qarab anaqa gapirsa faqat ovozni eshitadi-da chorva. Ovozni eshitadi. Ma'no tushunmaydi ma'noni. Biz ma'no tushuntirishimiz kerak. Bo'ladi. Savolam berganmiz, o'zing ham bir kichkina pistoletcha olib turibdi, bir chekka-chekadanda o'zing ham chiqdi shu jihatingga aytayotgan saytayotgan jihatga. Yo'q, chiqamiz deydi-da. Shu ishim o'zi jihat deyapti. Ha, shunaqa deydi. O'sha 3-4 tallari bor. Bu masalan hozir sizni kunlik rizqingiz uchun bir kasbingiz bor. Qila olasiz-da, tijorat qila olasiz, dehqonchilik qila olasiz, oldi-berdi qila olasiz, hunar qila olasiz. U joyda u narsa yo'q. U joyda kelar pul urush asosida. Urush bo'lmasa qiynaladi bular. Urush bo'lsa g'animat oladi. Urush bo'lsa kimmidir pulini oladi. O'sha urushgani uchun, urushga chiqqanligi uchun tepadan ularga pul beradi kunlik. Urush bo'lmasa qiynaladi. Ayollar o'shaning uchun o'tdi muammo. Tirikchilik boshqa yo'li yo'q, kirib qolgan. Aksariyati aytadiki, qoraka deydi, biz kirib qolganmiz, qaytsak o'ldiradi bizni deydi. O'ldiradi bizni deydi. Kirib qolganmiz, qaytish iloji yo'q, majburmiz deydi. Urushmasak deydi. Urushmasak. Menga yig'lab yozyapti bittasi. Bizni deyapti, tegirmonga savorishyapti, qoraka deyapti, tegirmonga. Shunaqa yomon joydamiz hozir deyapti. Buddan tirik chiqqanimizga men hayron qolyapman deyapti. Men uni chunki aytgandim boshida. Ko'zlaringni ochlaring, hozir shunaqa vaziyat.
Hurrasul Din bor, Ahrorul Shom bor, Jabhatul Nusra bor, Jayshul Xur bor. Bularning o'rtasida problemalarda aytgan edim. Ko'zlaringni ochlaring. Sallarni tiqib oladi urushga. O'zi urushmaydi deganimda ishonmaganimda. Keyin yig'lab aytibdi. Qoraki xuddi shunaqa bo'lyapti deyapti. Qancha-qancha birodarlar ketdi. Asosiy o'ladiganlar bizdan. Chunki bizdagilar bu yoqdan so'ramasdan chiqib ketgan. Orqasidan so'rab boradigan odam yo'q. Mas'uliyatsiz odamlar ya'ni. Bularga javobgar yo'q. Nima? Tayyor askar urushtiradi, o'lsa, ular yutsa foyda. O'shunaqa bo'lib qolgan. Orqaga yo'l yo'q, u qiyin. Narkomanlarda gap bor-ku, kirib qolgandan keyin chiqib bo'lmaydi. O'shunaqa bo'lib qolgan. Lekin chiqsa hijrat vojib bo'ladi ularga o'shatda. Shariatning shu jihati bor. Hijrat qachon vojib bo'ladi? Joniga, moliga, diniga tahdid bo'lsa vojib bo'ladi. Ularda tahdid bor hozir. Yo'lini qilgan qochish kerak. O'zbekistonga kelsin dedim ben. Qamalishi mumkin, ha, qamalishi mumkin. Men siyosatni bilmayman. Bu siyosatni siyosiy odamlarning o'zi qiladi. Jazo strukturasini jazo organlari qiladi. Ular kelsang, qamasa, qamalganing senga ne'mat. Chiqasan 5 yil, 6 yilda chiqasan. Chiqasan, chiqyapti, to'g'rimi? Chiqasan, bo'ldi, senga jazoingni o'taysan, o'ldirib yubormaydi, o'lim huquqi yo'q. Nima qiladi? Chiqqaningdan keyin oilangga borasan, davom ettirasan hayotingni. Bo'ldi, orqangdan hech kim tazyiq qilmaydi, deyapman. Bu ularga umid beryapti. Hozir harakatlar bor. İnşallah tez kullarda bir 60-70 tane adamda kayıt kalışını göremiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk. Mukaddes ilahi söngüdürümüz hizmetinde daim ve kayın kurgen. Allahümme salli ve sallim ve barike. Allah. Rahmet. Allah. Rahmet. Allah. Rahmet. Allah. Rahmet. Allah. Rahmet. Allah.